Merhaba, bayağı uzun süredir video yapamadık. Şimdi bir video yapmak istedim. Dün borsalar kapalıydı. Amerikan borsaları Almanya'da açıktı. Almanya borsaları için formasyon olan hisselere baktım. Onları sizle paylaşacağım bugün. Tabii bu al sat demek değildir. Herkesin risk seviyesi, aldığı riskler farklı. Formasyonlar her zaman çalışacaktır anlamına gelmiyor. Sadece eğitimlerde gördüğümüz formasyonları burada bir daha göstereceğim. Setup olabilecek, setup'a hazır hisseler ya da setup yapmış hisseler. Örneğin burada Evotec SE şirketi, Alman şirketleri bunlar. Amerikan şirketlerine bakmadım bugün. Almanya'da işte Teknoloji 30 gibi, DAX gibi endekslerde olan hisseler. Burada bir formasyon, şurada hisse şöyle gelmiş. Burası çok iyiymiş satış yapmak için. Yüzde yarısını kaybetmiş, diğerinin yarısını kaybetmiş. Daha sonra burada güzel bir yer varmış. Açığa satmak için tekrar kaybetmiş. Bu güzel bir formasyon olmuş. Tekrar buna bakmak lazım yeni formasyon olunca. Bunun dışında SMA Solar şirketi. Biraz önce haftalık grafiklere bakmışız. Tekrar günlük grafiğe geçeyim. Burada da haftalık grafiklerde de aynı formasyonlar oluyor. Bakın şurada bu bölgenin altına inmiş. İlk başta tabii ilk inişte çalışmamış. İkinci inişte bayağı bir aşağıya inmiş. Tekrar günlük grafiğe geçelim. Biraz öncekinin de günlük grafikte bakmamız gerekiyordu aslında. Haftalıkta da bakabiliriz tabii. Bu bölgenin hangi tarafına geçecek ona bakacağız burada. Biraz önce şu hisseye baktık. Bakın burada güzel formasyon olmuş tekrar. Haftalık grafikte bakmıştık. Orada formasyon aynı hisse, biraz önce baktığımız hisse, bakın şurada olmuştu. Daha sonra onu geçmiş şu bölgeler, yani şuraların günlük grafikte nasıl olduğuna bakacağız. Bakın o bölgelerde de, şuralarda da çok güzel formasyonlar olmuş. Burada çok güzel. Şu anda herhangi bir formasyon yok. Tekrar bakmamız gerekiyor buna. Günlük grafikteyiz. Carl Zeiss Mediatek AG, bu da şu bölgede çok iyi bir formasyonu varmış. Buralarda çok iyiymiş. Yani bir ay içinde ortalama 94'ten 65'e kadar düşmüş yani. Açığa satış yapacağımız hisseler bunlar. Düşen hisseleri açığa satış yaparak işlem yapıyoruz. Evet, bu da düşen hisselerden. Şu anda formasyon yok. Evet, şu HYQ'ya bakacağız şimdi. Bu haftalık grafikte alım formasyonu oluşturmuş yukarı trend içinde. Evet, yukarı trend halinde. Aylığa baktık. Haftalık yukarı trend halinde. Stopumuz mesela burada. Burada giriş yapmış olabiliriz. İlk hedefimiz burası oluyor. Daha sonra trail yapıyoruz. Stopu taşıyoruz. SRT. Tabii birçok hisse düşmüş. Haftalık grafik. Günlüğe geçelim. Bakın buralar güzel açığa satış formasyonunun olabileceği yerlermiş. Evet, daha sonra chart formasyonları olarak Lufthansa. Hepsi açığa satış olabilecek hisseler gördüğünüz gibi. Bakın burada küçük bir formasyon olmuş. Haftalık grafiğe geçersek haftalıkta da
Buralarda güzel formasyonlar olmuş. Tabii burada biraz dalgalı stop olabilirmişiz. Bunun yanında bu haftalık grafiğimiz. Günlüğe geçelim. Mesela şurası açığa satış için olabilirmiş. Şu bölge, tabi burada gene stop olabilirmişiz. Tekrar aşağı gitmek için bakacağız buna. Açığa satış için. TeamViewer hissesi. Bakın şurada açığa satış olabilirmiş. Haftalık grafikteyiz. 12'den 10'a kadar düşmüş. Daha sonra LXS. Tabii bunları size formasyonlar açısından gösteriyorum. Bakın şurada açığa satış olabilirmiş. Tekrar bakacağız burada. Uzun süredir video yapmadığım için. Bunlar tabi swing trade. Bakın şurada güzel. Buna bakmıştık zaten biraz önce. Puma belki burayı tutarsa yukarı çıkabilir. Şu anda herhangi bir formasyon yok. Infineon AG yatay şu anda. Bir de bir yaş topu eklemişiz. Bu da şu bölgeyi kırmış. Bakalım nasıl bir hareket yapacak. Evet, bunun gibi watch listesi hazırlıyoruz. Gözetleme listesi. Daha sonra bunları sürekli setuplara göre işlem yapıp yapmayacağımıza karar veriyoruz. Bugünlük de bu kadardı. Görüşmek üzere. Bye bye.